Bu araç 88 model bir normal araç yani öyle söyleyeyim. Biz bu aracın normal kendi motorunu söktük ve elektrikli motor taktık. Elektrik dinamoyla yardımıyla. Şu anda aktif olarak binmekteyiz. Bu projeyi 2 sene önce bir böyle nasıl desem size bir heves olarak aslında bir başlangıç oldu. Sonrasında biraz çalışmalar yaptım, araştırmalar yaptım. Sonrasında başarılı olabileceğimi düşündüm. Bir takım girişimlerde bulundum. Sonrasında bir yapım aşamamda 3 ay kadar sürdü. Yani şu anda 1,5 seneye yakın zamandır neredeyse aktif olarak kullanıyorum. Normalde ben bunu yeni bir proje için, yeni bir araçta deneyecektim bu projeyi. Ama hani şu anda hiçbir deneme olmadığı için bu şekilde başarılı olup olamayacağımı düşündüm ilk başlarda. Sonrasında kendime inandığım için o sıralarda da bu araç denk geldi. Biraz daha eski bir araçla denemek istedim. Hani biraz daha nasıl desem İlk proje. güncel olsun. Hani daha bir böyle dikkat açısından söyleyeyim o şekilde. Öyle bir araçla başladık projeye. Öyle. Şu Onu anda sayabilir bana misin? aracın gelişi şöyle söyleyeyim 200 bin lirayı buldu. Aracın motorunu aldığım zamanlarda 120 bin liraya falan almıştım. Motor tesisatı, beynidir, ayarlamalarıdır. Ondan sonra bataryasıydı falan. Aracın kendi maliyetini o zaman için 30 bini almıştım aracı. Yani bana gelişi 170 bin lira elektrik tesisatı oldu, maliyetleri falan. Yani 150 bin liraya ben bu ekipmanlarını komple tamamladım. Geriye kalan işte ayarlamalarıdır, araya attığım parçalardır, kullandığım alet edevat olsun. Onlarla beraber 200 bin lirayı bana geldi. Aslında Aracın ilk tepki. şöyle söyleyeyim, aracın gerçekten hani tekleme vesaire normal motorlarda olan bir sorunu hiçbir şekilde yok. Araç gayet konforlu, sessiz olarak gidiyor zaten hani ses hiçbir şekilde yok araçta. Ve şöyle söyleyeyim, aşırı derecede bir seriliği var aracın. Ve hani bindiğiniz zaman zaten o araca hani o anki içinizdeki hissiyatı anlatamıyorum yani şu an. Öyle söyleyeyim hani binenlerden hep hani aldığım şeyler devamını yapmalısın, bunun devamı gelmeli gibisine şeyler alıyorum. Devamını da yapacağım. Şu an sadece bu araç benim için bir denemeydi. Şu anda daha yeni yeni başlıyoruz zaten sunumlara. Şu an bütün eksiklerini giderdik çünkü. Bundan sonraki projemde yeni bir araçta düşünüyorum. Muhtemelen de araç 2020 ve 23 model arası bir araç olacak. Şu an Daha yani kafamda kararlısın. tasarladığım evet. Yani şu andan itibaren yani başlıyoruz artık. Yeni araçlar yapacağım. Sponsor beklentim şu şekilde söyleyeyim size. Hani gerekecek, illaki gerekecek. Ama hani şu an öyle bir talepte de bulunmak da hani pek istemiyorum öyle söyleyeyim. Ama olursa Ama olur. yani gerekecek olursa da iyi olur. Aracımızın beyni 144 volt elektrikle çalışıyor. Motora gereken enerjiyi veriyor ve kullanım kontrollerini sağlıyor. Isıtmak için Webos da kullanıyorum. Harici olarak zaten kullanabileceğimiz başka pek bir ekipman yok. 144 volt elektriği 12 volta düşürebilmek için arada konverter kullanıyorum. Konverterle elektriğimi düşürüyorum. Harici olarak fren sistemim var. Fren sistemimde de mesdanoza hava gönderip freni yumuşatıyorum. Burada depoladıktan sonra mesdanoza geçiş yapıyor. Aracın beyninden komut alarak çalıştırılan kontağı bu. Normal bu kontağımız sadece fren işinde işe yarıyor. İleri geri komutumuz burası. Vitesimiz sürekli sabit.